Solar Türk Enerji. Tarımsal sulamada yüksek verim. Türkiye'nin ilk panel üreticisi olan Solar Türk Enerji, profesyonel kadrosu, geniş bayi ağıyla yıllardır Türkiye'nin birçok yerindeki çiftçimizi sulama sistemlerindeki yüksek elektrik faturası derdinden kurtardı. Şimdi sıra sizde. Hazırladığı Hüseyin Emre'nin sunduğu Anadolu Gezginleri programı başlıyor. Sizler için Türkiye'mizi adım adım adımlamaya, karış karış karışlamaya, doğumuzdan batımıza, kuzeyimizden güneyimize anlatmaya, tanıtmaya devam ediyoruz. Ve efendim bu hafta da yine Batı Karadeniz'deyiz. Daha doğrusu Sinop'tayız ve Sinop'umuzun özel mi özel, güzel mi güzel ilçesi Erfelek'teyiz. Evet, Erfelek'i tüm özellikleriyle, güzellikleriyle, doğallıklarıyla tanımaya var mısınız? Varız diyorsanız yaslanın koltuklarınıza ve bu muhteşem ilçe Erfelek'i hep birlikte izleyelim. Son dönemde Erfelek'te doğanın sunduklarına insanoğlu eserleri ekleniyor. Gerek ilçemizde yaşayan halkımızın, gerekse turizm amaçlı Erfelek'e gelenlerin ulaşımlarını kolaylaştırma adına önemli çalışmalar yaptık. Erfelek, doğal güzelliklerinin yanı sıra tarımsal üretim ve hayvancılıkta da zengin bir ilçe. Burası, insanoğlunun doğayla uyum içinde geleceğini inşa ettiği Erfelek. Çok özel mi özel, güzel mi güzel ilçesi Erfelek'teyiz ve Çiçeği Burnu'nda Kaymakam Bey ile birlikteyiz. Efendim öncelikle nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkür ediyorum, hoş geldiniz. Biraz kendinizi tanıtır mısınız? Evet, Burak Bozkurt Gürses. 1995 yılında Hatay'ın Beren ilçesinde dünyaya geldim. Çok güzel. Evet, ilkokul, ortaokul ve liseyi Beren'de tamamladıktan sonra 2017 yılında Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldum. 2018 yılında Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap ettim. Sizin pencerenizden, sizin gözünüzden Erfelek'i biraz tanıyabilir miyiz? Erfelek, insanı, doğası ve içerisinde barındırdığı birbirinden güzel değerleriyle ülkemizin güzelliklerine renk katan noktalarından birisi. Batı Karadeniz'imizin güzel noktalarından bir tanesi. İnsanın gönlünü ferahlatan bir görünüme sahip. İnsanın sıcaklığı, yeşilin her tonu ile birlikte insana adeta cennet görünümü sunan bir ilçemiz. Yalan dünyanın gerçek cenneti diyorum ben. Bu da devlet millet el ele, gerek belediye başkanı, gerek sizler, gerek halk, iç içe birçok projeniz var. Biraz bu projelerden bahsedebilir miyiz? Bir kere başarı varsa bir ekip işidir. Biz de bu ekip ruhunu burada en iyi şekilde nasıl ortaya koyabiliriz? Bunun çabası içerisindeyiz. Kaymakamlığımız, kurum kuruluşlarımız, belediyemiz, ilgilenmeyiz üyelerimiz ve sivil toplumumuzla birlikte el ele vererekten Erfelek'i bir adım daha öne nasıl geçirebiliriz hepimiz bunun gayreti ve çabası içerisindeyiz. Burada güzel bir ekip ruhu var. İnşallah Erfelek'e bu ekip ruhunun artılarını yansıtmayı planlıyoruz. Kıymetli zamanınızı ayırdığınız için yürekten teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. İlçe merkezine 18 kilometre mesafede olan ve irili ufaklı 28 şelaleden oluşan Erfelek Tatlıca Şelaleleri sadece Türkiye'nin değil dünyanın bildiği bir doğa harikası olma yolunda. Sizler için Erfelek'imizin doğallıklarını, güzelliklerini anlatmaya, tanıtmaya devam ediyoruz. Ve dünyaca ünlü muhteşem bir şelalenin önündeyiz. Tatlıca şelaleleri, daha doğrusu Tatlıca takım şelaleleri. Tam 28 adet bulunuyor bu bölgede. Ve sevgili izleyiciler, bu şelaleyi dünyanın dört bir köşesinde ortalama yılda 300-500 bin kişi ziyaret ediyor. Ve bu şelalenin sesinde uyumaya geliyor. Ruhunu dinlendirmeye geliyor. Evet, sizler de şelale sesinde ruhunuzu dinlendirmek istiyorsanız, muhteşem güzel fotoğraflar çektirmek istiyorsanız, bu doğallıkla iç içe yaşamak istiyorsanız mutlaka Sinop Erfelek'e yolunuz düştüğünde ziyaret etmeniz gereken en önemli, en güzel, en doğal yerlerden bir tanesi Tatlıca Şelaleleri.
Tatlıca şelalelerinin arka tarafına doğru gidiyoruz. Evet, geldiğinizde büyük şelaleyi önde görüyorsunuz ama mutlaka ve mutlaka bu saklı kalmış cenneti görün. Arka taraflara doğru gidin ve muhteşem manzaraları birebir yaşayın. Doğal güzellikleri birebir görün diyoruz. İşte görmeniz gereken en güzel yerlerden bir tanesi efendim değirmen. Tabi buraya geldiğinizde o şelalenin sonsuz akışını aşağıda görüyorsunuz. Ama gittikçe arkada saklı bahçeler var, saklı cennetler var, saklı güzellikler var. İşte onlardan bir tanesi. Ve dünyaca ünlü Tatlıca şelaleleri tam 28 adet şelaleden oluşuyor. Çok zor bunu. Hani... Ya abla niye konuşmuyorsun ya? Kestane istemeyeceğim, tamam mı? Çok zor kulak etmesi, çok zor. Evet. Ya seni arıyorum ben. Neden ama? Kestane güzeli senmişsin. Yok, alıcıyım ben. Alıcı mı? Peki buranın en karizmatiği kim? Güzeli sensin, anladım. Yok, teşekkür ederim ama en karizmatiği kime söyleyeyim? En karizmatiği şu anda benim burada. Evet. Ha, gördün mü beyefendi? Evet. Bizde varız. Bizde var mı ya? Bizde varız. Tamam, geleceğim şimdi. Türkiye'nin her yerinden burada alıcı var. Sinop kestanesi Türkiye'nin birincisi. Abi sen neredesin ya? Ben şimdi Sinop'tayım da Erfelek'te. Hayır, bir haftadır seni arıyorum kardeşim. Erfelek'te. Kardeşim biz burada kestane satıyoruz. Köy TV izliyor musun? Köy TV'yi. Köy TV'yi. Köyde hayat var. Seve diyor. Seve izliyoruz, seve seve. Ben seni gördüm de samimiyetimiz yok. Şimdi tanışmış olduk, iyi oldu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Anadolu gezginleri senin en garibisi siz misiniz? Diyorlar. Sana göre. Teşekkür ederiz. Sana göre de beyefendi diyorsun. Gelin. Ya biz bunları tamam, yetiştirdik. Tamam annem. Tamam. Boynuz kulağa geçer hesabı. Şimdi bize gider yapıyor ama yeme. Abi gider yok, yapıyoruz. Kesin. Adama. Niye yapıyorsun? O, espri olsun. Öyle diyor ama. Ben demiyorum, abim diyor. Abi bana ne zaman kestane çizeceksin? İstediğin zaman. Her zaman başımızda yerim var. Gel kebap yapacağım size. Ne kebap? Gör. Ne kebap? Et kebabı da yaparım. Kestane kebap. Balda korurum önüne böyle. Sonra ne oluruz? Sonra ne oluruz?
bunu. Sonra buradan doğru İstanbul'a kadar maraton gibi koşarız. Hadi ya. Vallahi koşarız. Abi yedireyim o zaman sana, buyur. Al buyurun. Kesin. Bu çiğ de yeniyormuş abi. Evet evet. Al abi ye bir tane de görsün millet. Yani. Yeniyor evet. Evet şimdi abi bunu yiyince İstanbul'a kadar maraton koşusu yapacakmış. Abi sen koş. Köy TV. Köyde ne var? Köyde hayat var. Ne pekmezi bu annem? Elma pekmezi. Elma pekmezi. Evet. Kestaneyi kaça satıyorsun? Vallahi irisini 22,5'tan veririm. Buna 15'tim, 14, şuna da 8'tim. Bunu bir aç annem. İşte doğal el yapımı. Bak. Beğenmezsen alma. İyi kestaneyi, cevizi. Ha, her şeyi ona vereceğine bana ver. Niye ver? Ceviz 25. 25. Kestane 10. Abi yardıma ihtiyacın var mı? Var tabii ya. Buyur. Abi yardım edeyim abi. Ne yapıyorsun burada? Neyi seçiyorsun? Abi çürük şarjalı çay diyorum. Tamam diyoruz. Da ben bir haftadır seni arıyorum. Neredesin abi? Ben abi köydeydim abi. Ha, niye arıyorsun diye sormuyorsun da. Vallahi buranın en karizmatiği senmişsin abi. Vallahi öyle mi diyorlar? Öyle diyorlar abi. Vallahi. Ben onun için geldim. Sağ ol, teşekkür sana ederim. Sana göre kim? Siz. Estağfurullah. Yani neyim? Çok böyle şey çıkıyor atıyoruz. Bunları ayırıyorsun. Alo. Alo. Alo nereden çıktın? Kimsin sen? Ben Erflek'teyim. Tamam da bir haftadır seni arıyorum. Niye? Kalır. Hı-hı. Ama o onunla birlikte döner. İçerisinde tuzlar. Kaynaşır. Evet. Sonra da afiyet diye. Evet. En önemli sırrını tamamen buranın doğal evet. ortamdan, dağlarından, yaylalarından, yayıldan, evet. kuzulardan, oğlaklardan evet. olacak. Erfeleğin doğasında. Evet. Doğal güzelliklerinde, doğal otlarında yiyen hayvanlar olacak evet, diyorsun. Bu besi hayvanı değil. Ahırda beslenmiyor. Bu dışarıda. Yaylım. Evet. Yaylım. Olacak. Bunlar çok önemli. Sonra da parmaklarını yemeyeceksin. Evet. Evet. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? En az 40 yıl. 40 yıldır. Evet. En az. Çok güzel. Peki efendim Köy TV'de izliyor musunuz? İzlerim. Köyde hayat var diyoruz. Evet. Köyde hayat var. Erfeleğin özelliklerini, güzelliklerini anlatmaya, tanıtmaya ne yapıyoruz? Evet. Devam ediyoruz. Evet. Devam edelim mi? Edelim. Söylediğimiz gibi Türkiye'mizin özel mi özel, güzel mi güzel ili Sinop ve onun çok... Daha güzel ne yapmak için biraz ondan bahsedelim. Burayı şu pazar yeri var şurada. Hı hı. Hem köy ürünleri pazarın satıldığı bulunduğu bölgeyi hem de arka taraftaki bölgeyi tamamen yıkıp güzel görünümlü ve modern. Mesela modern kışın burada vatandaşlarımız soğuktan üşüyor. Yani en azından soğuktan koruyacak bir hale getirmek için elinden geleni yapacağım. Dolayısıyla her şey Erfelek için. Devam ediyoruz.
Efendisi annem. Efendim, tanıyabilir miyiz? Evet yavrum, hoş geldiniz. Pahalı mı? Pahalı tabii. Ya, pahalıymış. Pahalı geldi herhalde teyzeme. Annem sen nasılsın? İyi misin? Bu da benim halam. Andolsun benim tansiyonum yükseliyor. Ben seni yormayayım. Abi. Ya çok böyle değişik, otantik bir ocağın var. Arkadaşlar, memleketlerimizi ziyaret edenler, şelalelerimizi ziyaret edenler için, burada kahvaltıya gelenler için böyle Ahşaptan belediyemiz tarafından yapılan. Ha, bunu bize, belediye mi yaptırdı? Belediye de yaptırdı. İhaleyle bize, ihaleye girdik, aldık. Hı hı. Biz de böyle bir şey düşündük. Hı hı. Gelenler kahve içsin, çay içsin, dinlensin diye, hı hı, misafirlerimiz için. Çok da güzel. Size de ikram edebiliriz kahvemizden. Köy TV izliyor musun? İzliyoruz arada. Köyde hayat var diyoruz. Var. Her felekte hep hayat var. Peki, yaş. O kahvenden bir tadalım. Tadalım. Kahvemiz kumda pişiyor kendi haliyle. Kumdan kabarıyor şu anda. Kahvemiz hazır hale geliyor. Ve sevgili izleyiciler, kahvemiz de kumdan pişti geldi. Bir kahvenin 40 yıl hatırı olurmuş. Allah. Buyur. Ama bu kahvenin 90 yıl hatırı olur. İnşallah öyle olsun. Abi ölene kadar seni unutmayacağım ben yani. Evet, bu güzel kahveyi efendim 81 milyon adına içiyoruz. Afiyet olsun. Çok güzel bir hanım ablamız ve birbirinden güzel ürünler var. Evet. Burası yöresel ne oluyor? Pazar mı oluyor? Yöresel pazar. Ben de bu pazarın bir elçisiyim. Bayanlarımızın, köylü bayanlarımızın ürünlerini satıyorum beyefendi. Öyle mi? Sen ne güzel giriş yaptın abla böyle. Evet. Milletin elçisiyim falan. Evet. Muhtar mı olacaksın? Ne yapacaksın? Yok. Başkanlığa mı? Reklam yaptın ki. Buna cennet beyefendi, tamam, değerlendirebilene. Tamam da bu kadar reklam yapılır mı? Yapılır. Benim marketimde varsa biz bunu değerlendirelim. İstanbul'un farkı. Şimdi burada evet, güzel bir soru. Bizim kestanemiz lezzetlidir. Özellikle görüyorsunuz. Bu zarından ayrılır. Hepsi ayrılmaz. Tatlıdır. Ve Sinop Kestanesi nam yapmıştır. Tabii Erfeli'ye geldiğiniz zaman ne yapıyorlar? Ablalarım pekmez yapıyorlar. Böyle güzel hanım ablalarım pekmez yapıyorlar. Ne pekmezi yapıyorlar, ne yapıyorlar? Hep birlikte göstereceğiz değil mi abla? Tabii canım. Önce seni bir tanıyabilir miyiz? Nurten Kocakoyun. Nurten abla, he. Bu ne pekmezi? Ne pekmezi? Gördüğünüz gibi elma pekmezi. Elma pekmezi? Evet. Ciddi mi söylüyorsun? Tabii canım. Ha, ben elma pekmezini ilk defa duydum. Neden? Bizim yöremizde elma pekmezi bu. Allah Allah. Tabii canım. Ağaç yalakları var. Hı. Şimdi benim beyim her şeyden anladığı için makine yaptı. Şimdi makine yaptı. Beyin de... her şeyden anladığı için makine yaptı. Makine yaptı. Mucit. Ha, makine yaptı. Yoksa eskide... Yine döveyim. Doğal elmaları. Tabii canım. Doğal. İlacı yok. Hiçbir gübresi bile yok. Meyvesinde hiçbir şeysi yok bunu. Alıyoruz. Ondan sonra çuvallarda suyunuz akıttıktan sonra böyle tokmakla bu şekilde. Evet. Bu şekilde eziyor. Bak, bakraca dolduruyor. Evet. Bakraca dolduruyoruz. Ha, bundan sonra kazana. Kazana boşalttık. Kazana boşalttım. Sonra... Biraz pişecek orada. Altına üstüne. Karıştıralım abla. Dengeli pişmesi için. Dengeli pişmesi için karıştırıyoruz. Dengeli pişmesi için karıştıracağım.
kazanda pişen elmalarımızı aldık. Aldım. Sonra ne yapacağız? Sonra sıkma aşamasına geçecek. Hadi sıkalım artık. Sıkacak. İşte o beyinizin mucitliği. Evet, evet. Yani dedin ki mucit bir beyin var. Çok şükür. Ben yoru... Çok şükür diyorsun. Çok şükür, elhamdülillah. Tabii canım. Emeği diyorsun. Tabii canım. Adam gibi adam diyorsun. Bana beni yormamak için. Bana kıyamadığı için. Bu makine icat etti. Koydum, çuvala koydum şimdi. Evet, ne yapıyoruz? Onu şimdi sıkacağım. Böyle sıkıyorsunuz. Şimdi tamam. Yeterli mi abla? Yeterli. Sıktık mı? Sıktım. Sonra ne yapıyoruz? Sıkarım oraya şimdi şıra. Yalak dediğimiz yere hazneye şıra birikiyor. Şıra. Şıra birikti. Meyvenin suyu. Biriken şıra. Elma suyunu. Şıra. Şıra. Şıra dediğimiz bir şıra. Aldım, ocağa dökeceğim. Ocağa dökelim o zaman. Evet. Buyurun dökelim. Sonra odun ateşi tabii. Odun. Hem de nasıl? Odunu koyduk ocağa. Süreceğim. O da hazır. Sonra... O da hazır. Ha, o sonra kaynayı 3-4 saat. Kaynattık. Ondan sonra pekmez kıvamına gelecek. Geldi mi? Bakalım. Geldi. Bakalım. Abla o kadar sudan bu mu çıktı? Evet, aynen öyle. Ne kadar emekli ya. Çok emekli. Bir sürenin geliniyiz. Evet. Ama şimdi geliniyiz de burada jüri üyesi efendim gurme dediler. Hacer abla dediler. Hacer abla Nurten abla'ya not verecek. Acaba kıvamını tutturabilmiş mi? Sen vereceksin, anladık da tadına ne zaman bakacağız? Tadına bakabiliriz bir tabağa koyarda. Artık bak sen... kıvama geldi mi? Evet. Ekmek götü bir şey tabağına. Gördün mü, seni çırak etti bu. Bir tabağına ekmek götür. Getir, çabuk getir çırak. Oldu mu abla? Oldu. Dibini yakma. Yok, alalım. Alalım bunu. Alalım mı? Evet, kıvamı geldi. Bunu biraz karıştırmam lazım. Bu köp köpü. Al kardeşim al. Sıcak sıcak yenmez mi? Daha yok mi? Yok. Vallahi. Yok. Eskinin insanları sağlıklı olurdu. Evet, evet. Uzun yaşardı. Evet. Bunu yiyen ne yapıyormuş biliyor musun? Ne yapıyormuş bu? Değil. Koyut 19, koyut 59 olsa yaşıyormuş. Evet. Bir şey olmuyormuş. Evet. Hiçbir şey yok bunda. Tamamen ha. Doğal. Tamamen doğal. Ablam ne diyor? Kaymak koy diyor. Çırak git kaymak koy sana, değil mi abla? Bizden saklıyor. Gel hem misafirlerimize. Saklıyor ya. Değil mi? Saklıyor, saklıyor. Ağız tadıyla yesin. Tabii canım. Ablam gibi böyle cömert olmak lazım. Ha, ağız tadıyla yesin. Tamam, şimdi koyalım mı? Koy. Normal zamanda ne yapıyorsun? Sen köyde yaşayan bir hanım abla olarak. Bak kalkınca en önce ineklere giderim. İneklerimi yemlerim, ineklerin suyu veririm. Alaf, alaf deriz biz yani. Hı-hı. Saman, ot neyse. Hı-hı. Alaf deriz ona. Hı-hı. Tümüne. Onları veririm, savarım. Ondan sonra eve gelirim, kahvaltı hazırlarım. Hem o sütleri pişiririm. Hem bazlama yaparsın. Tabii canım, her şeyimizi. Şehir karıları gibi aman onda kalk da yok görevlik ekmek getirsin. Yok, yok. Yok üzüm getirsin, ha, kalkalım ya. Mecik kadınlar her şey hazır. Allah aşkına o dolaptaki kahvaltı tabağını masaya koyma güçlerine gidiyor anam. Biraz dedikodu yapak kelanım seninle. Evet, sen bizim gördüğümüz kadın diyorum. Sen bizim gördüğümüz işi görsen onunla... Kadınlık kadın. Böyle olur diyorsun. Evet. Öyle evde yakmakla. Yok. Düğmeye bas, çamaşır yıkasın. Yok. Düğmeye yok, bas, yok, yok. Bulaşık yıkasın. Hem de bir de ben yalnız kadınım şimdi. Yalnız kadınım. Erkeklerimiz var ama erkeğin işi ayrı, kadının işi ayrı. Tabii canım. Tabii canım. Bağa gidelim. Yardım ediyoruz. Gidiyoruz mutfakta gene yaranamıyoruz. Yok. Anam ne dek? Yok, bağa giderim. Onun kahvaltını yaptıktan sonra bağa bahçeye çıkarım. Ya. Kadınlık öyle. Biberim, evde yatmakla, düğmeye var. Basmakla olmuyor. Yok, biberim var, fasulyem var. Hiçbir şey çarşıdan... Bahçeye bakarsın. Tabii canım. Hiçbir şeyi... Yok, çarşıdan biz hiç yazda ben hiçbir şey almayız çarşıdan. Allah Allah. Yok. Her şey doğal. Her şey. Biberim, patlıcanım, pırasam, ne bileyim maydanoz, gayrı aklına gelmedik her şeyi. Ve buna rağmen o kadar mutlusun ki. Değil mi? Şükür. Şükür diyorsun. Şükür. Beyini çok seviyorsun. Severim tabii. Ona hizmet ederken ibadet yapmış gibi tabii oluyorsun. Tabii canım, çocuklarım var. Çocuklarımı severim, onları severim. Niye sevmeyeyim ki çocuklarımı? Abla artık şu pekmezin tadına baksak mı ya? Ha ben normalde yemeklerin tadına bakmıyorum. Hani olan var, olmayan var ama... Buna bakacağım. Bakacağız. Kaymak götü bunu. Bu ekmeği ablam yaptı bir kere. Ha, tabii canım. Ne unu bu abla? Koy unu. Köy buğday doğal unu. Bir de kaymak katalım üstüne. Kaymak katınca ay, daha güzel olur. Ablam beni çok sevdi. Diyor ki kardeşim yani kaymak olmaz. Evet, çırak vermese de. Yok. Az önce vermedi. Yok şimdi bunu üstüne. Şaka yapıyorum. Bunu olmazsa olmazı kaymak. Kaymağı koyduk. Ben kameraman olmazı... İsmail'e vermeyeceğim. Yok verme ona. İçi gidiyor. Dayanamıyor. O belli zaten. Fazla belli. Yemesin o. O yemesin değil mi? Her gün buradan 5 tur koşsun. Yani İsmail ha. Az ye diyorum, yiyor. Olmazsa olmazı kaymak bunu tatlandıracak bunu. Allahu Ekber.
Şimdi bakın çok sıcak değil mi? Yok yok. Sıcak. Yani kusura bakmayın, dediğim gibi olan var ama bu pekmezi ablam yaptı. Doğal, tabii, organik. Tabii. Onun için kusura bakmayın, 81 milyon adına tadına bakacağım. Size de sonra yediririz. İnanılmaz bir lezzet. Hem bazı şu yemek programı yapan arkadaşlar var ya, böyle yapmacıkta yapar. Öyle değil ya. Gerçekten mükemmel. Ay onların zoruna gitmesin. Haklarınızı helal edin. Helal olsun. Niye? Helal olsun. Ablam bak sen bize horoz kesiyor. Tabii canım. Koyu tavuğu. Tabii canım, daha horozlarımız da orada. Her şeyimiz doğal. Onun için yani kusura bakmayın, bizim programın güzelliği de bu işte. Her yani şeyimiz doğal. Doğal besleniyoruz. Her şeyimiz Şeyin doğal. Bey, bu tatlılığın nereden geliyor diyorlar. Doğallıktan. Ya afiyet olsun. Ekmeziyle, kaymayla devam ediyoruz köyde hayata. Her şeyinle, tereyağı, tavuk, her şey doğal. Her şey doğal. Her şey özel. Nerede? Evet, köyde. Neresi bura? Kınık Mahalle. Erfelek Kınık Mahalle. Erfelek Kınık Mahalle. Kınık'a gelin, güzellikleri görün. Devam ediyoruz. İşte köy hayatı bu kadar doğal, bu kadar özel. Hani bazı köylerde de, ya benim kendi köyüm da var. Ama hani ben gidiyorum, burada kusura bakmasın yengeler. Yengelerimi de eleştireceğim. Yani ben herkesi biliyorsunuz, dilim sivri. İçim dışım aynı. Yalanı yok. Koyma yok. Eksiltme yok. Artık hanımefendiler şehir hanımı olmuşlar. Köye gidiyorsan tavuğu marketten alıyoruz. Yumurta marketten alıyoruz. Yoğurt marketten alıyoruz. Yani köyde bak her türlü imkan var. Böyle güzel tavukları yetiştirebilir. Sonra onları afiyetle yiyebilir. Güzel yoğurdunu, yumurtasını, tavuğunu yiyebilirsiniz. Yani bu çok zor değil. Değil mi yengelerim? Neyse, Anadolu gezginleri devam ediyor. Anadolu gezginleri reklamlardan sonra devam edecek. Çiftçimizin kazancına can suyu veriyoruz. Hazırladığı Hüseyin Emre'nin sunduğu Anadolu Gezginleri programı reklamlardan sonra devam edecek.